54. menakıb. Haberde gelmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki Osman bin Affan'ın şehit olduğu vakitte kıyamet gününe kadar her kim Müslümanların erkeğinden ve kadınından Osman'ın şehadetini okuyunca yahut dinleyince yahut fikredince düşününce onun sebebiyle mahsun ve mamum Gamlı olup gözünden yaş gelirse o kimsenin kulağı ölüm zamanında la büşra müjde yok nidasını işitmez. Onun gözü kabirde ve kıyamette karanlık ve körlük görmez. Onun gönlü dünyada ve ahirette ayrılık derdiyle dertlenmez. Yani müjde var nidasını işitir kabir ve karanlıkta görür, gönlü açık olur. 55. menakıb. Hazreti Ali yül mürteda kerramallahu vece Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden sordu. Ya Resulallah, kıyamet günü evvela kimin hesabını görürler? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki evvela hesabı görülen benim sonra Ebu Bekr sonra Ömer sonra sen ya Ali Hazret Ali dedi ki Osman'ın hesabı nasıl olur buyurdular ki benim bir vakit Osman'a bir hacetim düştü İhtiyacım oldu o haceti Osman'dan gizli talep ettim gizlice yapmasını istedim. Osman o hacetimi, isteğimi gizlice yerine getirdi. Ben Hak Sübhanehu ve Teala'dan rica ettim, istedim, Osman'ın hesabı gizli olsun. Dua. Emirül Müminin Osman, radiallahu teala'an daima bu duayı okurdu. Allah'ım, dinimi, İslam'ımı, emanetimi ve imanımı, fercimi, hayamı muhafaza eyle. Osman, üçüncü mehi hilafet, mazlûm-ü şehîd-ü zû saadet, damadı nebi, kemal pişe, ferhundelika, şehi firaset. Ol himmet edip becan oldem, dem. olundu ceyşi usret. Bu dini mübine her cihetle hizmetle buldu fevz-ü rifat. Eylerdi haya melaik ondan tasih olundu bu rivayet. Nureyni sahabet etti oldu mahsus ona bu büyük devlet. Sevmek gerek ol bihin kadri İslam'a budur büyük alamet. Ayrılma o şem irahı dinden lazımsa sana eğer hidayet Etsin o şehin hüdayı mennan, Ruhuna hezar, ravhu ihsan.